Evet, istatistiği baştan verelim. Şeyin içinde, haberin içinde Ali Kurt da var. Kiptaş Genel Müdürü. İstanbul'da önemli projeler, İstanbul Yenileniyor projesinin başında duruyor. İstanbul yenileniyor da durum ne? Bakın, İstanbul'daki binaların %70'i, hemen arkamda görüyorsunuz, uzun uzadıya binalar. Bunların hepsi 2000'den önce ne yapıldı? İnşa edildi. Yani nedir? Bu yıkıcı 1999 depreminden önce inşa edildi. Ne anlama geliyor? Baya baya ciddi büyük kent risk altında. Bu arada Türkiye'nin batı kıyılarında çok ciddi bir deprem fırtınası var. Deprem fırtınası yaşandıkça bir şekilde evlerin, yani konut stoğunun ne kadar güvenilir olup olmadığı da ortaya çıkıyor. Ciddi bir şekilde Türkiye çatlıyor. Bakın, şakası yok. Türkiye çatlıyor. Yığdığımız betonlar çatlıyor. O betonların içindeki deniz kumu kendini bir şekilde geriye verecek. Denizlere geriye verecek. Bakın, unutmayın, eskilerin çok güzel bir lafı vardır. Deniz verdiğini mutlaka geri alır. Şimdi bu fantaziyi bir kenara bırakalım. Bu işin felsefesi. İşin felsefesiyle değil, pratiğiyle çözülebilecek bir şey var. Deprem yönetmeliğinin öncesinde yapılan her bina deprem durumuna, yani depremi karşılayacak durumda değil. 817 bin binanın depreme karşı son derece güçlü bir şekilde hazırlanması, yeniden yapılanması gerekiyor. Şehrin dönüştürülmesi gerekiyor. Peki tam olarak İstanbul ya da Türkiye'nin bütün kentleri bekledikleri depremin, büyüklü küçüklü depremin tam olarak neresinde duruyor? Mesele bu. 17 milyondan bahsediyoruz. Çarpın Türkiye ile. İstanbul depreme hazır mı? Hazır değil. Şu cadde üstündeki evlerin birçoğu o deprem anında kağıt gibi yerle bir olur. Yapı stoğu bakımından kesinlikle hazır değil. Artık uzmanlar deprem yaklaşıyor veya olasılıktan öte kesin olacak diyorlar. Maalesef yapı stoğu olarak da İstanbul depreme hazırlıklı değil. Uzmanlar da İstanbullular da aynı cevabı veriyor. Aslında bu sorunun yanıtı rakamlarda, çünkü mega kentte her 4 binadan biri riskli. Deprem olursa İstanbul ne olur? İstanbul felaket olur. Çok felaket olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gündem deprem ve kentsel dönüşümdü. Açıklanan rakamlar deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre mega kentteki binaların %70'i depreme karşı zayıf. Yani İstanbul'daki 817 binden fazla bina 2000 yılı öncesi yapıldığı için ve 99 depremini yaşadığından dolayı riskli olarak kabul ediliyor. Deprem olsa kaçabilir miyiz? Bu gördüğünüz binalar hep 40-50 senelik. Şimdi 2000 öncesinin önemi teknik olarak iki sebebi var. Son dönemde değişen yönetmeliklere göre 2000 öncesi yapılan yapıların büyük bir çoğunluğu teknik olarak risk çıkar. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bu yapılar 99 yılında bir deprem yaşadı. Yapı direncini de kaybetti. O yüzden 2000'i milat alabiliriz. Riskli binaların ya güçlendirilmesi gerekiyor ya da yeniden yapılması. 2012'den 2022'ye kadar olan süre içerisinde deprem beklenen İstanbul'da sadece %10 kentsel dönüşüm yapıldı. Şu anda bulunduğumuz mahalleye baktığımızda yolun bir tarafında kentsel dönüşüm görüyoruz. Yeni inşaatlar ve yeni yapılar görüyoruz. Ama yolun karşı tarafına geçtiğimizde de riskli binalarla karşılaşıyoruz. Maalesef bu çevredeki yapılar da yapı dayanıklılığı anlamında çok sağlam olmadığını düşünüyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki, risk yapılarda oturuyorsanız İstanbul Yenileniyor üzerinden bize başvurun, uzlaşın, gelin inşaat maliyetini yenileyelim size. Şimdi gerek TOKİ'nin gerek Kiptaş'ın yaptığı konutların hepsini yakından gezdim. Hatta Sayın Ali Kurt az önce haberde konuşan genel müdür bizzat gezdirdi. Evet, İstanbul'un yapı stoğu gerçekten çok ciddi bir şekilde endişe verici. Peki ne yapacağız? Nasıl dönüşeceğiz? Valla başvurabilirsiniz. TOKİ'ye ve Kiptaş'a başvurabilirsiniz. Başvuralım da daha elimizde olanları başvurularımıza yanıt alamadık. Üst üste başvurun. Talep edin, bir şekilde olacaktır. Olmak durumunda yaşadığımız büyük kentlerde ya da yaşadığımız bu beton alanlarda, artık yani toprağın, yağmurun sadece betonu ıslattığı alanlarda en azından bir de depremin tokatını yemeyelim. Neyse, şimdiden açıkçası maazallah diyelim, hani meclisimizden de uzak bu tip fay kırıkları. Ama fay kırığı deyince aklımıza ekonomideki fay kırıklıkları geliyor ve konuşmadan edilemiyor. Çünkü her şey...